Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde content type'ına bakarak parse etme XML ya da JSON ya da HTML olarak parse edip yollayacağız. Yani response text'ini. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şurada bir şurayı silelim. Buraya ihtiyacımız olmayacak. Yani şu an kullanmamıza gerek yok. Şimdi konsolda bir görelim nasıl olacak. Şimdi mesela bana dönen response'ta izle ve öğren. Ben buna diyorum ki mesela JSON olsun verimiz türü. Ve ben JSON'da şurayı almak istiyordum. Nasıl yapıyordum arkadaşlar? İzle ve öğren title dediğim zaman yani ona ulaşabiliyordum. Bu JSON için. Eğer ben JSON değil de XML alıyorsam o zaman ne yapmam lazım? İzle ve öğren nokta get elements by tag name diyerekten hangi tag? Mesela XML'imiz nedir? Şu. Bunu alıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Tabi bunun sıfırıncısı, pardon şöyle bir tane fazla koyduk. Nokta first child not value. Tabi şurayı şöyle sileceğiz. Nokta koyacağız. Evet bir tane parantez fazla. Bu ne için? XML için. Ben belki HTML almak istediğimde ne yapıyordum? İzle ve öğren demem yeterli oluyordu. Peki HTML diyelim. Peki TXT olsaydı ne olacaktı? Bu sefer de yine izle ve öğren yazmam yeterli benim için. Buraya da TXT diyelim. Şimdi gelelim buradaki ayarımıza. Ben bir content type alacağım. Hemen şöyle yapıyorum. Var content type eşittir. Gelen verimizde get response header diyoruz ve gelen veriyi alıyoruz. Nedir? Content type'ını bana ver diyorum. Yani bilgisini alıyorum burada. Sonra burada kontrolünü sağlıyorum. If content type eşittir application slash JSON. Yani JSON türündeyse diyorum. Zaten şurada JSON olarak parse ettiğimiz için bunu almamız yeterli olacak. Şuraya koydum. Else if bunu koyalım. Şimdi şu şartımızın aynısını alalım. Şöyle şuraya bir koyalım. JSON değil de XML ya da text XML. İkisi de olabilir. Bunu alıyorum. Bu sefer JSON'a parse etmeme gerek yok. Burayı siliyorum. Buraya ne yazacağım? XML. Çünkü bana dönen veri XML türünde. Eğer bu ikisi de değilse bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? Bunun aynısını alıyorum. Hop şurayı silelim. Ve burayı bu sefer response text diyerekten geriye veriyi döndürüyorum. Ne yaptık arkadaşlar? Burada content type'ına bakarak verimizi parse ettik. İşte XML ise XML, JSON ise JSON. Normal text de text şeklinde. Şimdi arkadaşlar uygulamamızı bir çalıştıralım. Geldik buraya. İncele dedik. Şu an herhangi bir hata yok. Güzel. Geldim buraya. Mesela şu an JSON türü. JSON. Ben şunu alayım. Şöyle bir keseyim. Şuraya ihtiyacım yok şu an. Ve sayfamı tekrar yeniliyorum. F5'e bastım. Ve tıkladım. Bakın arkadaşlar burada izle ve öğren geldi. Yani aslında şu bilgi geldi. JSON içinde. Mesela şöyle diyelim. Yeni. Bakın arkadaşlar sayfamı yeniledim. İzle ve öğren. Pardon. Şöyle yenileyelim. Şurayı temizleyelim. Tıkladım. İzle ve öğren tekrar geldi. Acaba kaydetmedik mi? Doğru yerde. İzle ve öğrenin title'ını alması gerekiyor bu şekilde. Sayfayı şöyle bir daha yenileyelim. İzle ve öğren title. JSON bu. Normalde direkt şu an bunu alması gerekiyor. Şu an nedense almadı. Bir daha kaydedelim. Yenileyelim ve tekrar tıklayalım. İlginç bir şekilde almıyor. Search network'ten bir bakalım. Neyi getiriyor bize?
Şurayı temizleyelim, tıklayalım. Bakın arkadaşlar, normalde değiştirdiğim halde burada değişmiyor. Muhtemelen şurada bir sıkıntı var. Normalde direkt değişmesi gerekiyor. Ama dosyada nedense bir türlü değişmedi. Bilemedim. Şöyle bakalım. Dosyayı direkt açalım. Şu JSON dosyası. Ve buraya atalım. Hatta şöyle yapalım. Değişecek mi bakalım. Tamam, burada sıkıntı yok. Sayfamızı tekrar şöyle yenileyelim. Hala aynı. Peki içten bir şey değiştirelim şurada. Şuraya bir S koyalım. Hala değişmiyor. Normalde arkadaşlar bakın, ben normalde değiştiriyorum ama burada değişmiyor. Cache'den diyeceğim ama yani hani çok saçma olacak. Bir sonrakini deneyelim. Mesela JSON değil de XML olsun. Mesela XML burada. Şuna 1 diyelim. Ve sayfamızı şöyle yenileyelim. Tabi bir de şöyle yapacaktık. XML olduğu için şuraya yapıştıracaktık. Şunu silelim. Şunu da silelim. Sayfamızı yenileyelim. Bakın arkadaşlar, izle öğren 1 geldi. Ama benim JSON dosyam bir türlü güncellenmediği için nedense değişmedi. Bu sefer HTML yapalım. Mesela HTML dosyam nerede? Burada. Bunun tamamını alacağım. Mesela şuraya tekrar bir yapalım. Değişip değişmediğini anlamak için. Bakın arkadaşlar. Burada. Göreceğiz. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi değişti. Mesela şu an 2 yapalım. Yani normal datalarla çalıştığımızı görmek için yapıyorum bunu. Bakın arkadaşlar, şu an 1'de 2 olması gerekiyordu. Kaydetmedik mi? Kaydettik. Şöyle bir daha yenileyelim. Acaba konsolda yazdırdığımız için mi? Şunu bir alert yapalım. XML object. Evet, doğru arkadaşlar. Biz buradan XML alıyoruz. HTML yapmamız lazım. Şunu console log yapalım. Tekrar alakasız bir şekilde. Şimdi tekrar yapalım arkadaşlar. Bakın 2 geldi. Bir daha 3 yapalım. Sayfamızı yeniledik. Bakın arkadaşlar, 3 geldi. Bu sefer JSON yapalım şurayı. Silelim, silelim, silelim. Mesela şunu silelim. Şurayı JSON yapalım. JSON'da ne var? Şu var. Ve sayfamızı yeniledik. Şurayı temizledik. Hala aynı geliyor, inatla. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Değişmiyor JSON dosyamız. Ya da yanlış dosyayı değiştiriyoruz. Hani ama yanlış dosyayı değiştirdiğimi düşünmüyorum ben. Son olarak arkadaşlar, şunu silip TXT yapalım. Ve buraya gelelim. Hoş geldiniz nokta 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 yapalım. Şurayı izle ve öğren olsun. Ve şu sayfamızı yenileyelim. Bakın arkadaşlar, izle ve öğren. Hoş geldiniz Türkçe karakter. Yani burada dosyanın tipi UTF-8 olmadığı için şu an böyle Türkçe karakter sorunu yaşıyoruz. Mesela şu yumuşak G. Tekrar tıklayalım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, Türkçe karakteri düzgün bir şekilde geldi. Yani arkadaşlar, burada anlatmak istediğim aslında şu olay. Bu sizin işinize yarayacaktır muhtemelen. Hani dosya tipini bilmiyorsanız content type'ına göre bu şekilde de parse edebilirsiniz ve hatanızı daha da aza indirebilirsiniz. Umarım arkadaşlar anlatabilmişimdir. Bir sonraki dersimizde yine tekrar görüşmek üzere.